Bugün Yellen gelecekle ilgili çok sayıda kehaneti gerçekleşen The Economist'in 2024 kapağını hep beraber inceleyelim. Kapak tamamen 2024'teki Amerikan seçimlerine vurgu yapıyor. Biliyorsunuz Amerika seçimleri bu yıl 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Kapağa baktığımızda mavi ve kırmızı renklerin simetrik dağılımını görüyoruz. Maviler demokratları, kırmızılar cumhuriyetçileri temsil ediyor. Ve ortada da kocaman bir seçim sandığı var. Yani ana tema sadece seçimler. Ve seçimlere az kaldığını vurgulayan kapağın merkezinde de bir kum saati var. Peki geri kalanlara ne işe yarıyor? Geri kalanlar kaderi buna bağlı olarak değişecek değişkenleri gösteriyor. Şimdi dört kadranda bu değişecekleri inceleyelim. Üst, sol ve sağ kadranda Putin ve Zelenski ilk göze çarpıyorlar. Mesela Putin'in üstündeki Trump ve güvercin. Trump tekrar seçilirse ki bir soru işareti var üstünde. Takip ediyorsanız bilirsiniz sürekli adaylığına yasal engeller çıkıyor, mahkemeleri var. Savaşın sonlanacağını, Zelenski'nin üstünde ise bir demokrat aday var. Kamala Harris olma ihtimali de çok yüksek. Bu seçilirse de savaşın devamı öngörülmüş. Alttaki sol ve sağ kadranda ise Asya Pasifik'teki Amerika ve Çin rekabetine vurgu yapılmış. Amerika ve Çin, Asya Pasifik'te büyük bir rekabete hazırlanıyor. Burada sıcak savaştan ziyade elektrikli araçlar, madenler, yenilenebilir enerji ve yukarıdaki roketlerden ve uydulardan da anlaşıldığı üzere uzay alanında sıkı bir rekabet var. Peki seçim sandığının sağında ve solunda yer alanlar ne? Bunlar seçimlerde seçmende nelerin belirleyici olacağını gösteriyor. Ortada solda beyne giren çıkan kablolar ve buna bağlı bir göz görüyoruz. Bu yapay zekanın bu seçimde etkisi ve seçimlere etki edecek beyin kontrol yöntemlerini temsil ediyor. Sağında dolar, euro, yuan ve sterlin grafiğinde ise ekonomik çöküş resmedilmiş. Seçmenin oy verme davranışında ekonominin etkili olacağı ve belki de seçime doğru bir ekonomik kriz çıkacağı ima edilmiş. Peki bu uzay yarışı, ekonomik kriz ve diğer değişkenlerle ilgili seçim dışında bir tarih vermek mümkün mü? Son olarak altta ve üstte güneş tutulmasına benzeyen geçişlere bakın. Burada açıkça bir tarihe vurgu yapılmış. 2024'ün ilk tam güneş tutulması 8 Nisan 2024'te olacak. Bu tarihe dikkat edin. Belki de bu tarihte kehanetlerden biri gerçekleşmiş olacak. Bu tarihte bu kehanetlerden biri gerçekleşirse de alta yorum olarak yazın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve devamını getirmemi isterseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.